Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle elektrot potansiyellerine başlıyoruz ve standart elektrot potansiyelleri ilk videomuz olacak. Burada standart elektrot potansiyeli kavramını ve standart elektrot potansiyellerinin nasıl belirlendiğini öğreneceksiniz. Evet, standart yarı hücre indirgenme potansiyellerine başlayalım. Burada klasik çinko bakır pilimiz var. Şurada bakınız bir voltmetre var. Pillerde görürsünüz zaten. Biz voltmetreden daha önce küçücük bahsetmiştik. Şimdi asıl bu voltmetreden bahsediyor olacağız bu video içerisinde. Şimdi biz voltmetreden bir değer ölçüyoruz arkadaşlar. Ve voltmetreden ölçülen değere voltmetreden ölçülen değere e, hücre ya da pil potansiyeli ya da bu daha çok kullanılandır hücre ya da pil gerilimi de arada görebilirsiniz. Adını veriyoruz. Gerilimi denir. Ve bunu gösterirken de E0 hücre neden böyle gösterdiğimizi az sonra görürsünüz ya da E0 pil şeklinde gösteriliyor. Peki ölçülen değere bu adı veriyoruz da voltmetreden ölçülen değer ne anlama geliyor dersek Voltmetreden ölçülen değer arkadaşlar iki yarı hücre arasındaki potansiyel farkını gösteriyor bize. İki yarı hücre arasındaki potansiyel farkını belirtir. Bu potansiyel farkı farkını belirtir. Bu potansiyel farkı sevgili arkadaşlar kullandığımız elektrotların, burada çinko ve bakır üzerinden konuşursak, yükseltgenme potansiyelleri farklı olabilir. Ya da yükseltgenme potansiyelleri farklı olabilir. Çözeltide bulunan iyonların, çinko artı iki ve bakır artı iki iyonları gibi indirgenme potansiyelleri farkı olabilir. Zaten, şunu bir saniye bir yazayım ki önce şunu söyleyeyim. Uluslararası sistemde indirgenme potansiyelleri farkı kullanılır ortak bir dil, bir dil olması için. Şimdi pillerde biliyorsunuz bir elektron akışı sağlanıyor bir elektrottan diğer elektrota doğru. İşte bu potansiyel farkı aslında bu elektronun akışına sebep oluyor. Aynı suyun yukarıdan aşağıya akması gibi. Örneğin burada bakır çinko pilinde potansiyel farkı artı 1.1 volt değerindedir Bu her iki yarı hücredeki potansiyeller arasındaki farkın 1.1 olduğunu gösterir. Ha bu potansiyel farkı da şunu gösterir aslında e, belirli bir elektron yükü için yükü için elde edilen enerji miktarını belirtir elde edilen enerji miktardır. Siz, işte e, piller alıyorsunuz. 1.1 volt 1.5 voltluk piller kullanıyorsunuz. İşte o. O pilde, pilde ne kadar enerji açığa çıktığını gösteren bir değerdir aslında. Ha biz enerji miktarı üzerinden gitmeyeceğiz ama olsun. Ne olduğunu da biliniz. Elektron hareket ediyor. Bu elektron hareketi sırasında bir enerji açığa çıkıyor. Bu enerji açığa çıkan enerjiyi belirten bir değerdir aslında voltmetre. Pekala şimdi dedik ki bakır çinko pilinde voltmetreden ölçeceğim değer 1.1. Bu iki yarı hücre arasındaki potansiyel farkını belirtir. Yani bu tarafta potansiyel x ise bu tarafta potansiyel y ise bunların farkını bulabiliyoruz. Ama şöyle bir sorun var. Diyelim ki siz 1.3 voltluk bir pil yapmak istiyorsunuz. Hangi maddeleri kullanacaksınız? Bunu simyacı değiliz ki artık deneye deneye bulalım. O yüzden her bir e, iyon için diyeyim, katyon için belirlenmiş indirgenme potansiyelleri farkı vardır. Ama bunu da tek başına belirleyemiyoruz. Çünkü bu aradaki farkı veriyor. Bu olaylar yani indirgenme ve yükseltgenme iki yarı hücrede bir arada gerçekleşiyor. İşte bu indirgenme potansiyellerini ölçmek için bir standarda ihtiyacımız var. Bir standart değer belirliyoruz. O da hidrojen olacak. Şimdi gelin nasıl belirliyoruz, nasıl kullanıyoruz bu hidrojen elektrotu onlara bakalım. Önce standart elektrot potansiyelini bir tanımlayalım. Standart elektrot potansiyeli arkadaşlar standart koşullarda elektrotta oluşan indirgenme eğiliminin ölçüsüdür. Standart koşullar dediğimiz zaman Basıncın 1 ATM, sıcaklığın 25 derece ve katyon derişiminin 1 molar olduğunu anlarız. Bu koşullar standart koşullarımızdır ve bu koşullarda ölçülen indirgenme eğiliminin ölçüsüne standart elektrot potansiyeli diyoruz. Bunları E0 ile gösteriyoruz. Buradaki tepede bulunan 0 bize standart koşullar olduğunu yani 1 atmosfer basınç, 25 derece sıcaklık ve derişimin 1 molar olduğunu gösterir. Oldu da sadece E ile gösterdiğimiz bu durum varsa, tepesinde o sıfır yoksa koşulların standart olmadığını belirtir. Biz de ona göre yapmamız gereken bir işlem varsa yapıyor olacağız. İkincisi, standart elektrot potansiyeli dediğimiz zaman uluslararası ortak bir dil olması için standart indirgenme potansiyelinden bahsediyoruz. O nedenle bunu standart indirgenme potansiyeli olarak da söyleyebiliriz. Yani standart elektrot potansiyeli standart indirgenme potansiyelidir aslında. Ve her elektrotun standart potansiyeli, standart indirgenme potansiyeli yani elektrotun elektron çekme gücünün ölçüsü olur arkadaşlar. E, standart indirgenme potansiyeli ne kadar fazlaysa indirgenme biliyorsunuz elektron almaydı o elektrotun elektron çekme gücünün o kadar fazla olduğunu söyleyeceğiz ve ona göre pilde elektron akışının yönünü belirliyor olacağız. Az önce dedik ya standart elektrot potansiyelleri yani standart indirgenme potansiyelleri tek başına belirlenemez. Çünkü indirgenme ve yükseltgenme bir arada olur. İşte bu. Bizim standart olarak belirlediğimiz bir yarı hücre vardır. Buna standart hidrojen elektrotu adı verilir ve şi diye kısaltması da vardır. Bu standart hidrojen elektrotu arkadaşlar şöyle oluşturulur. Koşullarımız standart olacak. Bir molar hidrojen iyonu içeren sıcaklığı 25 derece olan bir çözelti hazırlanır. Ve burada Hidrojen gazı kullanılır. Biliyorsunuz element halinde hidrojen gaz halinde bulunuyor. Ve bunun basıncı da bir atmosferdir. Ancak hidrojen bir elektrot hazırlayamayız. Hidrojenin iletkenliği yok. O nedenle burada bakınız platin elektrot kullanılır. Bunun sebebi de platin bir soy metaldir. Tepkimeye girme eğilimi yoktur. Hidrojenden daha pasiftir. O nedenle tepkimeye girmesini istemediğimiz için olayda hidrojen yer alsın istediğimiz için platin elektrot kullanıyoruz. Ve Şöyle bir kabulle başlıyoruz. Hidrojenin standart indirgenme potansiyelini ki indirgenme denklemi şöyle olacak. Bakınız. Bu hidrojenin indirgenme denklemidir. Bu hidrojenin standart indirgenme potansiyeline. Ops şuraya yanlış yazdım. Biz sevgili arkadaşlar bir başlangıç noktası olması için Sıfır volt kabul ediyoruz. A, sıfır mıdır? Hayır. Ama aradaki farkı ölçtüğümüz için buna verdiğimiz değerin ne olduğu çok da önemli değil. Bu bizim milat noktamız yani. Şöyle de söyleyebilirim. Bu denklemin tam tersini yazarsam bu hidrojenin yükseltgenme yarı tepkimesi olur. Yükseltgenme yarı tepkimesinin potansiyeli de yine 0 volttur arkadaşlar. Ama bizim kullanacağımız standart olduğu için indirgenme olacak. Biz hidrojenin indirgenme potansiyelini 0 kabul ediyoruz ve buna bağlı olarak da diğer elementleri belirliyoruz. Hadi bakalım nasıl belirliyoruz. Standart hidrojen elektrot kullanarak diğer elementlerin indirgenme potansiyellerini nasıl hesaplıyoruz? İki tane örnek üzerinden bakacağız. İlki bakır ve standart hidrojen elektrot pili. Bakınız burada voltmetreden ölçülen bir değer var. 0,337. Demek ki bakır ve hidrojenin indirgenme potansiyelleri arasındaki fark buymuş ve diyor ki: Pil çalışırken bakır elektrodun kütlesi artıyor. Neden artar bakır elektrodun kütlesi? Demek ki bu iyonlar gidip bu elektrot üzerinde elektron alıp indirgenir ki elektrodun kütlesi artsın. Demek ki elektron akışı arkadaşlar hidrojenden bakıra doğruymuş. Ve burada indirgenme olacağına göre birinci kap bizim katot yarı hücremiz olur. İkinci kap ise bizim anot yarı hücremiz olur. Ve birinci kapta sevgili arkadaşlar katot olduğu için şöyle bir katot yarı hücresi olduğu için şöyle bir tepkime gerçekleşir. Çözeltide bulunan bakır artı iyonları elektron alarak metalik bakıra indirgeniyor demektir. Pekala bu durumda ikinci kabın ki söyledik az önce anot olması burada hidrojen gazının elektron vererek hidrojen iyonlarına yükseltgenmesi gerekir. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyelim. Bunların bu iki iyonun indirgenme potansiyellerini karşılaştıracak olursak Kim indirgeniyor arkadaşlar? Bakır artı +2 iyonları. Demek ki bakır +2 iyonlarının indirgenme potansiyeli hidrojen iyonlarınınkinden fazlaymış. E, tam tersi, yükseltgenme potansiyellerini karşılaştıracak olursak ki yükseltgenme demek elektron verme eğiliminin ölçüsü demek. Elektronu veren kim? Hidrojen. Demek ki yükseltgenme potansiyeli de hidrojenin bakırdan daha fazlaymış. Hatta biz böyle bir aktiflik sıralaması da yapmıştık. Şimdi bu iki denklemi toplarsam bir pil tepkimesini elde ederim. T yazdım şuraya sevgili arkadaşlar. Bakır artı iki iyonları artı elektronlar zaten eşit olduğu için gitti. H2 gazı. Bakır metali artı H artı suda. İşte bu tepkimenin bu pil tepkimesinin potansiyeli, potansiyel farkı artı 0,337 voltmuş. Biz bu tepkimeninkini ölçüyoruz. E şimdi hatırlayınız şöyle yapalım. Biz hidrojenin indirgenme ya da yükseltgenme potansiyelini ki burada yükseltgeniyor bakınız 0 kabul etmiştik. E o zaman bu değer kimden gelmiş olmalı? denklemleri topladığımızda aradaki farkı yaratan bakırın indirgenme potansiyeli olmalı. Demek ki bakırın standart indirgenme potansiyeli arkadaşlar artı 0,337 volt imiş. Bunu 0 kabul ettik. Aradaki farkı bu ölçtük. Demek ki bunun değeri 0,337 volt. E indirgeniyor olduğuna göre buradan bakırın standart indirgenme potansiyelinin artı 0,337 volt olduğunu çıkarırız. Ki hidrojeni 0 kabul etmiştim ben. Demek ki bakırın, ops yanlış yaptım, daha üstte olacak. Hidrojeni 0 kabul etmiştik. Demek ki bakırın indirgenme potansiyeli hidrojenden daha fazlaymış. Hatta ne kadar daha fazlaymış sevgili arkadaşlar? 0,337 volt daha fazla imiş. Ha şöyle düşünün. Biz hidrojeni 1 kabul etseydik bu 1,337 volt olacaktı. Voltmetreden ölçtüğümüz değer aradaki fark olacağı için yine 0,337 volt olacaktı. Yani bir şey fark etmeyecekti. O yüzden başlangıç olarak hidrojeni 0 kabul edebiliriz. Hiçbir sorun olmayacaktır. Gelelim çinko ile hazırladığımız şey piline. Ee, der ki burada bilgi olarak sevgili arkadaşlar bu pil çalışırken ha, voltmetreden şu değeri ölçüyorum. Bu pil çalışırken çinko elektrotun kütlesi azalıyor. Peki o zaman demek ki buradaki atomlar elektron vererek iyon halinde çözeltiye geçiyor olmalı. Yani burada yükseltgenme gerçekleşiyor olmalı. O kap bizim anot yarı hücremiz olur ve anot yarı hücresinde Çinko atomları elektron vererek yükseltgeniyor olduğu ve çözeltiye geçiyor olduğu için çinko elektrodun kütlesi azalacak. Yani burada bir yükseltgenme potansiyeli var. Ve elektronlar dış devrede hidrojen elektrota gelecek. Orada demek ki indirgenme gerçekleşecek. Gelen elektronları çözeltide bulunan hidrojen iyonları alarak hidrojen elementini indirgenecekler. İkinci kapta da indirgenme gerçekleşiyor. Şimdi o zaman iki şey söyleyebiliriz. Bu iki iyonun indirgenme potansiyelleri arasındaki ilişki kim indirgendi? Hidrojen. Demek ki hidrojenin indirgenme potansiyeli çinko'nun indirgenme potansiyelinden daha fazlaymış. E yükseltgenme potansiyeline bakacak olursak kim yükseltgendi sevgili arkadaşlar? Çinko demek ki çinko'nun yükseltgenme potansiyeli hidrojen elementinin yükseltgenme potansiyelinden daha fazlaymış. Hatta çinko hidrojenden daha aktifte bir metaldir. Peki şimdi bu iki denklemi toplayayım. Ha, bu arada hidrojeni 0-0 kabul etmiştik. Onu da yazalım. Bizim pil tepkimemiz şu. Ah suda yazmamışım bunun altına denklemi az önce ama olsun siz onu su da kabul ediniz. Hop H2 gaz. Şimdi bu tepkimede de biz voltmetreden hücre potansiyelini yani her iki tarafın indirgenme potansiyelleri arasındaki farkı 0,763 volt olarak belirlemişiz. Aradaki farkı. Şimdi bunun değeri 0,00 volt olduğuna göre buradan gelecek değerin artı 0,763 volt olması lazım. Ama biz indirgenme potansiyellerini buluyoruz. Oysa buna baktığımızda bu bir yükseltgenme potansiyeli. Ve çinko artı 2'nin indirgenme potansiyelinin hidrojenden az olması lazım. O zaman ben şu denklemi ters çevirirsem, indirgenme olarak yazarsam sevgili arkadaşlar. Şöyle. Ve indirgenen hidrojen Çinko'nun indirgenme potansiyeli hidrojenden daha az. O zaman çinko'nun indirgenme potansiyeli hidrojenin altında kalacağı için eksi 0,763 volttur deriz. Bu eksi bize hidrojene göre indirgenme potansiyelinin daha az olduğunu, o yüzden hidrojenin indirgenmiş olduğunu gösterir. Şimdi bu şekilde belirlenen bakınız metallerimiz var. İndirgenme potansiyelleri verilmiş. Şurada da görüyorsunuz hidrojeni sıfır kabul ediyoruz. Hidrojeni sıfır kabul ettiğimizde indirgenme potansiyeli hidrojenden fazla olan elementlerimiz var. Yani siz örneğin H artı ile gümüş artı iyonlarını indirgemek isteseniz hemen değerlere bakacağız. Gümüşünki artı 0799, Bununki sıfır. Demek ki burada gümüş indirgenir hidrojenden önce deriz. H artıdan önce. Çünkü artı olması indirgenme potansiyelinin hidrojenden fazla olduğunu gösterir. Şuradakilerin indirgenme potansiyelleri hidrojenden daha az. Örneğin hidrojenle birlikte magnezyum artı 2 iyonlarınız olsa hidrojenin indirgenme potansiyeli daha fazla olduğu için hidrojenin önce indirgendiğini söyleyeceğiz. Yani burada artı ve eksi değerlerine göre bakıyoruz. Ya da şöyle de söyleyebiliriz. Diyelim ki elinizde şu ikisi yani lityum artı bir ve kalsiyum artı iki var. Hangisi indirgenecek? Bakın şu değer daha fazla. O zaman önce kalsiyum artı 2 indirgenir diyeceğiz. Bu değerlerle kimin indirgeneceğine dolayısıyla katotun hangi taraf olacağına karar vereceğiz aslında. Burada son bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu standart indirgenme potansiyelleri değerleri ile metallerin aktifliklerini de karşılaştırıyoruz. Aslında biz aktifliği daha önce işlemiştik. Oradaki sıralama buradan çıkar. Şimdi şu değerlere bakarsak bu değerlerle bu iyonların indirgenme eğilimleri ya da indirgenme potansiyellerini karşılaştıracak olursak ne olur? Bakır artı 2'nin en fazladır. Sonra hidrojen iyonları gelir. Sonra bakınız çinko artı 2 gelir. Sonra alüminyum artı 3 gelir. Sonra da magnezyum Artı 2 gelir. Yani indirgenme potansiyeli en fazla olan bakır artı 2 en az olan magnezyumdur. Burada şöyle düşünelim. Elimizde magnezyum, alüminyum, çinko, hidrojen ve bakır elementleri olsa. E bunun indirgenme potansiyelinin en az olması elektron verme isteğinin yani yükseltgenme potansiyelinin en fazla olması demektir. Yani elementler üzerinden bakacak olursak, yükseltgenme potansiyeli en fazla olan magnezyumdur. O yüzden iyonları elektronu geri almak istemez bunların içerisinde. En kolay indirgeyebildiğim bakır artı iyonları olduğuna göre onun aktifliği en azdır. Alüminyum, çinko ve hidrojen diyebiliriz. Bakır zaten hatırlarsınız yarı soy metallerden bir tanesiydi. Yani biz burada indirgenme potansiyelleri ile indirgenme eğilimlerini ya da yükseltgenme potansiyellerini karşılaştırabiliyoruz ki yükseltgenme potansiyeli metallerde aktifliği belirtiyordu o zaman bu metallerin aktifliklerinin hidrojen'e göre sıralaması da bu şekilde olur diyebiliriz. Bu videoda potansiyellerin, elektrot potansiyellerinin nasıl belirlendiğinden bahsettik. Bundan sonraki videolarda artık bunları kullanarak fil sistemlerimizden bahsedeceğiz arkadaşlar görüşmek üzere